Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber mini pizza yapacağız. Öncelikle pizzamızın hamurunu hazırlayarak başlayacağız. Hamurumuz için şöyle yoğurma kabımızın içerisine öncelikle 1 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından 1 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 paket instant maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve biraz da un kullanacağız. Şimdi tüm malzemelerimizi ekledikten sonra çırpıcımızla harcımızı güzelce bir karıştıralım. Ardından yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Bu aşamadan sonra hamurumuzu elimizle yoğurarak devam edelim. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuzda toplamda 5 su bardağı un kullandık. Şimdi hamurumuzun üzerine örtelim ve oda sıcaklığında yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de pizzamızın sosunu hazırlayalım. Sosumuz için kasemizin içerisine 1 yemek kaşığı domates salçamızı alıyoruz. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası ilave ediyoruz. Salçamızın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 1,5 çay kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı pul biber ve biraz da ılık su ekleyeceğiz. Şöyle biraz ekleyelim, ardından karıştıralım. Daha sonra biraz daha ekleyeceğiz. Çay bardağı suyumuzun tamamını kullandık. Sosumun kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Evet, sosumuz hazır. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurumuzu eşit bezelere bölelim. Hamurumuzu eşit bezeye böldük. Şimdi şekil verme işlemine geçelim. Hemen bir adet bezemizi alıyoruz. Altını üstünü unladıktan sonra hafifçe büyütüyoruz. Merdane yardımıyla. Evet, bu büyüklük yeterli. Bu şekilde devam edelim. Şimdi hafif büyüttüğümüz hamurumuzu tepsimize yerleştirelim. Şöyle kenarlarında yamukluk vesaire varsa elimizle hafifçe düzleyelim. Tamamen yuvarlak olmasını sağlayalım yani. Pizzalarımızın üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzdan ilave edelim. Üzerlerine malzemelerimizden ilave edelim. Biraz dilimlenmiş sucuk. Biraz dilimlenmiş sosis. Biraz dilimlenmiş zeytin. Biraz küp doğranmış yeşil biber. Biraz kapya biber. Son olarak da üzerine rendelenmiş kaşarımızı ilave ediyoruz.
Şimdi pizzalarımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Evet, pizzalarımız fırından çıktı. İnanılmaz güzel kokuyorlar. Hemen şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Tam kıvamında harika bir mini pizza tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.